Ne çamur, ne şirret bir şeymiş ya. Bir sürahi suyu üstüme döktü. Şikayet etsene Güzde Hanım'a. Kesiversinler biletini. Ah narinim benim. Endamına kurban oldum. Sen düdüklüyle dün uğraşırken fark etmedin herhalde. Benim bilet kesildi. Hem de gidiş dönüş kesildi. Kes babam kes. Laflara bak laflara. O kadar şımarma Fazilet Hanım. Hazım Bey halini acıdı. O da kızının verdiği kan hatırına. Güzide Hanım verdi senin notunu. Sayılı gününü burnundan getirmezse ben de Gülten değilim. Kızlar, Güzide Hanım gidiyor. Ne demek gidiyor? Yedisine kadar kalacaktı. Öyleydi de caymış işte. Artık nedense. Biletini kesmişler herhalde. Ay havalara bak. Bozuldu da ondan gidiyor değil mi? Hep bunun yüzünden işte. Kardeşine de bir lafını geçiremedi ya. Vallahi rüyamda görsem inanmam. 2 günlük cadolos, 40 yıllık Güzide Hanım'ın hakkından geldi. Beter bir şey bu, beter. Ay bırak uğraşılmaz. Kızı Sinan Bey'le dolaşırken neme lazım? Ha şunu bileydiniz. Fazilet kimmiş öğreneceksiniz. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Kızım. Ablan arayıp duruyor $100 nerede, $100 nerede diye. Kalkınca ara beni. Kalkmadın mı sen daha? Hadi bekliyorum telefonunu. Gel ben sana gözükeyim ne istediğini gel gel. Dur dur sen. Bak hangisinin çilesini istiyorsun ha? Kimin kaderini istiyorsun? Bir tane de orada var ha? Gencecik yaşında neneye dönmüş halı silkelemekten. Onun gibi yaşlanmak mı istiyorsun ha? Biri karnında biri elinde görüyor musun? Güzellikten eser kalmamış ha? Onun gibi mi olmak istiyorsun? Bir söyle sen bana bir söyle. Sen bana ne istediğini bir söyle. Ne istiyorsun? Geldim geldim. O buz gibi havada şu kadarcık üşümedim ben. Neden? Bugün heyecanıyla yanıyordum çünkü. Aşkım kıyamam ya. Neyse ben her şeyi hallettim hadi. Hadi. Ablama söylesem miydim acaba? Aşkım. Bak her şey öyle güzel olacak ki bugünü hiç unutmayacağız. Bugün en güzel günlerimizin başlangıcı olacak. Sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Bugüne gelmek için neler çektiğimizi, her şeyi çocuklarımıza anlatacağız sonra. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Ada sahillerinde bekliyor. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin diyeceğim ama size de söylenmez ki. Maşallah, maşallah. Çok keyiflisiniz. Rabbim keyfimizi neşemizi almasın elimizden. Çok şükür öyleyiz. Bir şey duydum ben. Vallahi şok iyi oldum. Gidiyor musunuz ya siz? Ay vallahi içime bir şey oturdu. Nasıl alıştıydık varlığınıza? Yokluğunuza nasıl alışacağız acaba? Ah ah. Ben de tam bunu söyleyecektim size. Bana değil. Ama bu eve fazla alışmamaya bakın Fazilet Hanım. Sakın ola, kardeşimin merhameti sizi yanıltmasın. Ne kızlarınızla ne de bu geçici işinizle ilgili boş hayallere kapılmayın. Kızlarımla derken? Bana aptala oynamayın. Buraya dönmek için ne çeşit dolaplar çevirdiğinizin farkındayım.
siz ve kızlarınız nasıl bir şebekesiniz? Şebeke mi? Ne boş hayaller, ne çirkin amaçlarla ailemize dadandınız bilemiyorum. Ama sizi uyarıyorum. Yerinizi, sınırınızı, anneliğinizi bilin. Kızlarınıza da sahip çıkın. Haddinizi aşmayın. Zira egemenlerin karşısındasınız. Hayalleriniz boyunuzu aşmasın. Sonra çok üzülürsünüz. Bakın uyarıyorum. Siz de, kızlarınız da çok üzülürsünüz. Benim analığımı, hayallerimi ölçmeye senin boyun yeter mi be? Yeter mi? Çay da çok güzel olmuş ama. Bak bak, Fazilet'in büyüğe bak. Meşhur olmuş ayol. Tanımaz artık bizi. Kız küçüğünden beklerdim de büyüğünden hiç beklemezdim. Ay ekmeğin de aklı başında bilirdik ama bunun da gözü yükseklerdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim anam. Hiç beklemezdim bundan. Baksana sosyetenin eğlencesi olmuş. Kan çeker, kan çeker anam. Fazilet'in kızı değil mi bu? O adam beni a**san, suratıma $100 attı. Duydun mu beni? Kızını a**san. Allah kahretsin. Fazilet Hanım'ın kızıyım da ben. Kız, ne işin var burada? Hoş bulduk Fazilet Hanım. Ne işin var burada senin? Alacağımı alayım. Ya da seni bütün yalıya rezil edeyim. Sinan Bey, Sinan Bey, Sinan Bey. Doğru arabaya bin, tek kelime söyle. Niye hanıma barış etmeyin Sinan Bey? Arabadaki hanımefendi kimdi Sinan Bey? Evde tek mevzu ne biliyor musun? Şu kazayı yaptığın kız. Sinan, kendini topla oğlum. Arkadaşlar, kazayı yeni sevgilimle yaptım. İsmini öğrenebilir miyim Sinan Bey? Sinan Bey, ismini öğrenebilir miyim? Lütfen. Müsaade eder misin? İsmini öğrenebilir miyim Sinan Bey? Anne, bak delirtme beni. Zaten mahalleden buraya gelene kadar kan beynime çıktı. Artık ünlü oldun değil mi? İnsan gözlüksüz çıkar mı? Bir güneş gözlüğü takıp edeydin gözüne. Yürü çabuk. Anne. Ver parayı. Bende para mara yok. Bende para mara yok. Bak rezil olacağım. Çabuk çık dışarı. Tamam. Sen istediğin kadar aptala yat. Ben burada bekliyorum. Şuradan şuraya gitmem. Kızım. Bak sana konuşacağız diyorum. Ama burada değil. Evde konuşacağız. Hadi yürü. Harcadım ya. Ha? Harcadım bak doğru söyle. Kız, ne harcaması? Ne harcaması? Sana eve git diyorum. Evde konuşacağız. Hadi. Anne bak. Ya o parayı verirsin. Ya da salona girdiğim gibi patronlarından haftalığını ister seni rezil ederim. Bak. Ben harcamadım. Al.
sülalemin ayıbını bir gün yüzüne vurayım diye tutuyorum bir kenarda. Çocuklarım için tutuyorum. Al. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Yağız'cığım, nerede kaldı bunlar? Arasak mı acaba? Trafik varmış geliler biraz. Yağız Egemen. Pek bir cengaverdin adamın suratına yüzdoları fırlatırken. Ama Sinan Efendi'yi görünce kuyruğu kısırıverdin. Ne oldu? Anne bırak ya. Bırakmış. Sen yat kalk da dua et. Adamda yüz varmış da ayıbından utanmış. Ya utanmasaymış? Hı? Babasının yanında kavga çıkarsaymış. Herkese otel odasından bahsetseymiş. O otel odasına utanması gereken ben değilim, tamam mı? Öyle mi? O zaman Sinan Efendi'nin yanında niye kuyruğu kısırdın? Sen Sinan Efendi'ye aşıksın kızım, aşık. Ah benim erkek Fatma'ma. Açıkta kalmış, çıkmaz rüyalara yatmış. Sinan Bey, sevgilim dediğin kız sana Sinan Bey diyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ha bir de gülüyorsun. Oğlum senin derdin ne ya? Gözümün içine baka baka gazetecilere yalan söyledin. Ha ne cesaretle. Bu artık senin çocukluk mocukluk meselesini aştı. Bak o kızdan da Nil'den de gidip derhal özür dileyeceksin. Derhal bunu telafi edeceksin. Anlaşıldı mı? Nerede abim? Nerede? Şaka mı bu? Şşt, bağırma, gel bakayım ne var? Bakalım, bak internet yıkılıyor. Abimin yeni sevgilisi. İyi tamam, hadi gel bakayım, gel. Göreceksin. Bende internet yok. Nereden bulacağım bu interneti ben şimdi? Bu telefondan zaten bir bende var, bir de arkeoloji müzesinde var. Kız. Kız. Ver bakayım şu telefonunu. Aa, ne oluyor be? Ha? Dur bir magazin olaylarına bakalım bir dur. Sabah kızlar gösterdi. Abinin yeni sevgilisini tanıyor musun dediler. Nil telefonlarımı açmıyor. Olacak şey değil artık, bu kadarı olacak şey değil. Biz o meseleyi konuştuk, hallettik. Babacığım ben artık doktorun dediğini yapayım izninizle. Biraz uzanacağım. Abi. Nil benim arkadaşım. Abi, abi. Hasta bu ya, hasta. Kızım sen de biraz kendi işlerine ilgilen hadi. Aklı sıra annesinin hastalığını ona söylemediğim için benden intikam alıyor. Ama ben bu meseleyi halledeceğim. Kazımcığım, bu kızın annesi meselesi ne olacak çocuğum? Sonra Güzide, sonra, sonra. Sonra.
Yaz Bey, nihayet baş başa kaldık. Şu $100 meselesi nedir yavrum? Sinan'la konuşmam lazım. Nermin. Buyurun Güzde Hanım, şoföre haber vereyim mi? Hayır hayır, boşuna beklemesi. Valizim yeniden yerleştirilecek. Valizimi Fazilet Hanım yerleştirecek. Kalıyorum. Peki. Yavaş ol Sert çocuk, ameliyat değil mi ben ya? Sen ne atlar karıştırıyorsun yine? O sevgilim dediğin kadının kim olduğunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Yardımcımızın kızı olmasa bakıyorum da bütün aileyi bozmuş ha. Anası mı maması mı? Hatırladın mı? Kızı için pazarlık yapan anneyi hatırladın mı? Ne? Yardımcının kızıymış. O kadını da annesinin de kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne diyorsun sen ya? Yeter lan bana oynama artık! Bak, o kadın o gece otel odasındaydı ve sen bunu bal gibi biliyorsun. Kız versene bir. Ya kontürüm yok. Kontürün yok öyle mi? Ah canım, nasıl acıdım biliyor musun ben sana şimdi? Vah vah vah. Gören de seni günlük temizliğe gidiyorsun zanneder. Kız kim bilir kaç para maaş alıyorsun şu yıldan. Kontürün yok öyle mi? Ben alıveririm sana kontür. Tüh. Şuna bak, vermiyor telefonunu. Nari, ne yapıyorsun? Hı? Ne güzel şeyler yapıyorsun bakayım. Nerede telefonun? Nerede? Ne yazıyorsun cep telefonunda? Nerede telefon? Nerede kız telefon? Nerede? Fazilet Hanım, Güzde Hanım seni çağırıyor. Niye? Arkasından su dökmeye mi? Yok, valizini boşaltacakmışsın. Hanımefendi gitmiyor. Gitmiyor mu? O gece beni o otel odasına sen gönderdin. Hatırladın mı neden? Annesinin bir yarışma uğruna pazarladığı bir kadına dersini vermem için. Biz de telefonumuzu verelim mi? Eğer benim kızıma bir şans daha vermezsen duyduklarımı dünya aleme yayarım. Siz kimsiniz ya? Ben kimim biliyor musun ben? Bak 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 bak. Ben bu güzel kızın anasıyım. Gece onda otele gelsin. Senin ismi önce her şeyi yetiştirmiş, o kadının derdini de yetiştirdi mi sana? Neymiş derdi, sen anlat. Ben ne yaptım? Kardeşime askıntı olan ucuz bir kadına dersini vermek için annemin son anlarında yanında olamadım. Peki sen ne yaptın? Abi git haddini bildir dediğin bir... Herkesin önünde sevgilini ilan ettin. Ya ne derler bilirsin ama işte gönül bu. Ota da... Yavaş yavaş, çocuk hasta. Çocuk, evet. Zaten bütün bunlar ilgi çekmeye çalışan yaramaz bir çocuk yüzünden. Ama bu kez olmaz. Bizi o 5 paralık kadınlarınla rezil edemezsin. Bak, o kadını eve ben sokmadım, tamam mı? O kız da babamın yatağına nasıl girmiş, ne halt etmiş, benim hiçbir şeyden haberim yok. Neyse ne, artık o kadını da... Ne halsa o yataktan çıkan kızını da etrafımızda görmek istemiyorum. Git babama konuş o zaman. O kadını eve ben sokmadım diyorum, anlamıyor musun? Bana bak Sinan, son kez uyarıyorum. Senin canın oyuncak çekti diye ailemizi küçük düşüremezsin, izin vermem. O oyuncağını ellerimle kırarım, haddini bil. Cengiz ne haber? Eyvallah eyvallah turp gibiyim ya, senden bir şey isteyeceğim. Ah benim erkek Fatma'ma. Açıkta kalmış, çıkmaz rüyalara yatmış. Yalan mı aptal? Sen bilmiyorsun sanki. Thank you.
Alo Erdal. Buyurun efendim. Bana birini bulmanı istiyorum. Tabii efendim. Not al. İsmi Hazan Çamkıran. Sinan'ın üye olduğu spor salonunda çalışıyormuş. Bana o kadın hakkında bilmem gereken her şeyi yolla. Ben eve geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Peki efendim. Uyanık mendebur. Aldı kokuyu kaldı başımıza. Ah Hasan ah. Geldin halt ettin sanki. Kalıyormuşsunuz hanımefendi değil mi? Ne güzel ne güzel. Şimdi kızımın o şey meselesini soracaksınız bana herhalde. Yok. Size soracak hiçbir şeyim yok. Valizi boşaltabilirsiniz. Geçmiş olsun Hazan Hoca. Türk gibisin maşallah. Kaza yaramış sana. Ay şuna bak ya. Ne zaman böyle giyinmeyi öğrenecek? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ay şaka gibi bu kız mı yani ya? Hem de Nil'den sonra. Zevkler ve renkler yani. Yeter ya. Yeter ya. Hayır, hayır, hayır. Ayrı askıları. Böyle değil mi? Hayır. Kırışır. Ha, ayrı ayrı asılacak demek. Öyle. Alışkanlık, alışkanlık işte. Bizde böyle değil ya. Evet. Alışkanlıklarımız farklı. Hayatlarımız farklı. Dünyalarımız farklı. Aradaki uçurumu aşmaya kalkmak sizin yere daha sert çakılmanızı sağlar. Bu söylediklerim size sert ve acımasız gelebilir. Ama en sert ve acımasız gerçek boş bir hayalden daha iyidir. Bunu siz ve kızlarınız unutmasanız çok iyi olur. Bu kadar kâfi. Gidebilirsiniz. Hadi bakalım hayırlısı. Makas kesme yalnız ha. Ya hadi oğlum kes şunu. Kesiyorum bak. Hadi. Hadi bakalım. Sen de bizi bir daha şöyle bir düzgün bir şey. Ha, fotoğraf mı? Hadi hadi gel. Bir de böyle. Hmm.
da hayırlı olsun. Ay gel gel. Darısı başıma. İnşallah. Nerede kaldı bu cadı be? Gitti gelemedi. Ay ister misiniz dedikodu çıktı diye Hazım Bey de ilet etmiş olsun. Koysunlar şunu kapıya. Vay başımıza gelen. Ay bismillah ne oluyor? Aa Sinan Bey ne diyor öyle? Ne desin? Naneyi yedik diyor. Daha ne desin? Aa, kazayı da o kızıyla yapmamış mıydı ya? Sevgilimle yaptım diyor. Ver bakayım şunu bana. Kız ver yemeyeceğiz telefonunu. Kaza yeni sevgilisine yapmış. Ay. Ne demek böyle oluyormuş. Bir de tek taş olsa mesela. Hop kızım dur ya. Öyle tek taş falan gözümü korkutma benim. Aman. İnsan heves ediyor işte. Bana bak. O sol eline alyans gelene kadar bu yüzük çıkmayacak ya. Delirdin herhalde Yasin. Şöyle yarım kilo tuzlu tatlı karışık versene pastan. Ha Sefe kız şunlara bak. Annem görse var ya. Parmağımı kopartır parmağımı. Ya tamam. Biliyoruz ananı. Evde takmazsın anladım. Ama okulda, sokakta gezerken falan bu eli boş görmeyeceğim ona göre. İyi tamam. Kız anaları kuduracak bunların. Gençlik işte laftan anlamıyorlar ki. Abi bu sefer abarttın. Çıkarttın anlıyor musun? Şşş, ağzına biber süreceğim ama. Ya var ya kız ne yapsa az. Odana başını yıksa az. Arabanı parçalasa az. Gelsin gebersin seni şurada. Çok ayıp çok. Ya bu kadar rahat olamazsın. Gerçekten bu kadar rahat olamazsın. Delirtme beni bir cevap ver. Neden o kız için sevgilim dedin? Tam rekora koşuyordum ya. Ya Nil yetmedi sıra bende mi? Beni de mi delirteceksin? Gel. Tamam tamam abicim tamam tamam bak. Nil'den vazgeçtim. Sana kardeşin olarak soruyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. O kadının kızıyla bir alakam yok de. Canım. Sen git kendine yeni bir kanki bul tamam? Pes ya pes. Alo, Nil, sana bir haberim var. Sinan'ın kaza yaptığı kız var ya, sizin spor salonunda hocaymış ya. Hem spor hocası hem hizmetçinin kızı. Ne güzel ya. Ama oraya da gideceğim. Onun hesabını da göreceğim. Ama önce gitmem gereken başka bir yer var. Allah senin belanı versin Sinan. Gerizekalı, ruh hastası. Yıllarımı verdim ya, yıllarımı verdim. Nil, sıkıldım ben ama. Ne var baba ya? Sen benimle uğraşacağına gidip beşinci karınla olan düğün hazırlıklarını ilgilensene. Düzgün konuş. Sinan'a kızıp sinirini benden çıkartma. Şimdi gidip ondan da çıkaracağım. Bak, yine oraya gidip çarpışan arabalara oynarsan bütün hesaplarını dondururum ona göre. Hayır, bu sefer gidip direkt onu ezeceğim. Nil! Alo, Hazan kızı. Annem beni bir ara sen oldu mu? Hadi hadi annem telefonu açar açmaz bir ara sen beni. Hadi kızım benim. Hadi benim güzel kızım. Göbek atacak neredeyse şuna bak. Ay ben bir gideyim de. Şöyle elimi yüzümü yıkayayım. Hasedim de nazarım da çıksın artık şu üstümden. Aa tövbeler olsun. Neyini haset edecekmişiz acaba? Sinan Bey üç günde hevesini alsın da görürüm ben bu havaları. Aklıma mukayyet ol Allah'ım. Aklıma mukayyet ol. Ekrem yine demediğini bırakmadı. Adam gerçekten çok haklı. Kız da fırlamış şimdi buraya geliyormuş. Ya bence ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde karışmayacağım. Sen de lütfen karışma olur mu? Tamam Hazımcığım. Peki canım şu Fazilet Hanım meselesi ne olacak? Ha, Sinan'ın bu dengesizliklerinden sonra
Ben Fazilet Hanım'la çok fazla yüz göz olmak istemiyorum. Nihayet dediğime geliyorsun. Artık o kadına yol vermek farz oldu Hazımcığım. Güzide, mevzuları birbirine karıştırmamamız lazım. Sinan'ın yaptıklarının cezasını dul bir kadın ve kızları çekmemeli. Hiç kimseyi mağdur edecek bir şey yapmamamız lazım. Sen de uygun bir dille konuş. Şu Sinan'ın münasebetsizliğini bir açıkla olur mu lütfen? Olur canım, olur. Ay onu oğlan bir bahane olmuş. Meftun, meftun. Bu saatten sonra da buradan çüşten anlamaz. Anneme lazım. Şükrü'nün de çok çekeceği var. Ne çekeceğin varmış Asefe? Nerede Sinan? Sinan! Sinan'ın eskisi bu herhalde. Sinan! Ne? Bu ne? Git Sinan'ı çağır bana. Bu sefer odasına bile çıkmayacağım. O benim ayağıma gelecek. Neyim tamam sakin ol lütfen olay çıkarma. Ya bir sen git Allah aşkına ya. Hastane zaten verdin gazı verdin gazı. Yok aralarında bir şey olamazmış. Yok bilmem neymiş. Rezil oldum ya. Ne saçmalama. Abim hizmetçinin kızıyla ancak kendini rezil eder. Oo kimleri görüyorum ya yine. Hoş geldin Nil. Güle güle Nil. Aslında sana söyleyecek çok şey var da... sırf annenin hatırasına saygımdan susacağım. Ben buraya konuşmaya değil, çöp dökmeye geldim. Artık show bittiyse ben biraz uzanacağım. Mankenlerden hizmetçi kızlarına kadar düşmüşsün. Varoşun dibi ya dibi. Senin layığın bu işte. Kenar mahalle dilberleri. Siz neye bakıyorsunuz? İşiniz yok mu? Doğru. Kadının kızı. Fazilet Hanım'ın kızı. Ne? Fazilet Hanım. Siz bırakın. Toplayın yerdekileri. Toplayın. Misafiriniz benim kahya olduğumu unuttu herhalde. Ben hususi uşak değilim. Kahyayım. Ne diyor Selim bu? Siz benim misafirimle nasıl konuşuyorsunuz? Kahya ne ya? Misafirim ne diyorsa onu yapacaksınız. Toplayın. Siz de gidebilirsiniz. Fazilet Hanım toplayacak. Aynen böyle hanımefendi. Kızınızın rüyasında bile göremeyeceği şeyleri ben böyle çöp diye atarım. Siz de diz çöküp toplarsınız. Dikkat etsene ya. Görüşürüz tatlım. Yasin ya. Pazarında tam civcivli saati ha. Ya kızım senin anan o yalıdan çıkana kadar Ya senin anan? Kızım. Benim adım Yasin Yasin. Annem görmüş. Mezardan çıkmış. Anneannem görmüş. Hiç fark etmez. Bizde geri vites yok. Anladın? Yasin! Püü sana Yasin! Püü! Sen o yıladın yavrusuna bir de yüzük mü taktın ha? Anne bak yapma böyle. Benim annem yılan değil Şükrüye teyze. Ayıp ediyorsun ama. Ece Hanım,
Sizin diliniz fazla uzamış. Bakalım anana da geçecek mi o pabuç dilin? Ya ne diyorsun Şükriye teyze? Teyzem batsın. Benim oğlum erkek adam. Bugün sana söz verir, yarın yedisine birden söz verir. Anne bak lafını bil, yapma. Benim başım eğilmez kızım. Kız anası düşünsün. Bakalım anan ne diyecek bu pastane sözüne, he? Ya Şükriye teyze, öldürür annem beni bak, vallahi öldürür. Ya. Anne. Görüyor musun Yasin Efendi? Anasından ödü patlıyor bunun. Bana bak Ece. Anan duysun istemiyorsan, ananı bir daha o yalıya göndermeyeceksin. Yalı mı? Evet, yalı. Gerisini sen düşün artık. Bilmiyorum. Aşkım, aşkım sakin ol. Bittim ben ya. Sakin ol, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Annem hayatta vazgeçmez o yoldan. Hayır aşkım, sakin ol. Beni çağırmışsınız. Halinize bakılırsa durumdan haberiniz var. Sinan böyledir işte. Ailenin yaramaz çocuğu. Ağzına geldiği gibi konuşur. Dilinin kemiği yoktur öyle. Boş boş konuşur. Duyan da sizi 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyor zanneder. Ayol koskoca adam. Sizin de dediğiniz gibi siz ve biz farklıyız. Hayatlarımız farklı. Biz alt tabakayız, sizler üst tabakasınız. Üst tabakayı bilmem. Ama alt tabakada bir adamın öyle boş 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 konuşması hiç hayra alamet değildir. Hele onun dili namusa, şerefe uzanıyorsa... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimsenin sizin namusunuza, şerefinize dil uzattığı falan yok. Bak durumu çarpıtmayın, müsaade etmem buna. E tabii size ne var? Erkek tarafısınız siz. Tuzunuz kuru. Ben kız anasıyım, kız. Ben kızımı sosyeteyle dile düşsün diye büyütmedim. Fazilet Hanım. Karşınızda mahalledeki komşularınız yok. Onun için üslubunuza dikkat edin. Bizim mahallede bir laf vardır. Gönlü ayran olanın çalkalayanı bol olur derler. Benim kızım... bir ayran gönüllünün derdine düşecek kız değil. Sokağa çıkmaz. Laf söz ettirmez kendine. Gezmez, tozmaz. Uzun lafın kısası. Bu iş daha dalgalanmadan Hazım Bey'le ben konuştuydum bu meseleyi ama... Hazım Bey sizin muhatabınız değil. Ne size, ne kızınıza, ne de o yarışmaya giren kızınıza muhatap değil. Hatta siz bu evin... esas personeli bile değilsiniz. Geçicisiniz. Şimdi evinize gidebilirsiniz. Mesaim bitmedi daha. Hazım Bey bugün erken gitmenizi istedi. Gidebilirsiniz. Benim adım da Faziletse, benim adım da... Azim, bu kadın başımıza dert olacak. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Sinan Bey geldi mi? Geldi, odasında. İyi tamam, sonra görürüm onu. Benim birkaç siparişim gelecek, sonra bana haber ver, onları da odama bırak. Bunlar ne? Şey, Nil Hanım geldi de Yasemin Hanım, çöpmüş. Çöp? Sen ver bakayım şu çöpleri bana. Ama Güzide Hanım şey dedi... Güzide Hanım ne dedi? Güzide Hanım böyle eski sevgili krizleriyle uğraştırmayalım değil mi? Hadi ver.